Evet değerli arkadaşlar, hepiniz İslam Hukuk News kanalına hoş geldiniz. Ben Yusuf değerli arkadaşlar. Bugün gelin size Allah'ın izniyle Riyadus Salihin kitabımızdan hadis-i şerifler okumaya devam edeceğiz. Ama dersimize başlamadan önce değerli arkadaşlar, her zamanki gibi dersimize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin seceresiyle başlıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyu değerli arkadaşlar 21. kuşaktan atası olan Adnan vasıtasıyla Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'e dayanır. Babası Kureyş'in Beni Haşim kolundan Abdullah bin Abdülmuttalip. Annesi Kureyş kabilesinin Beni Zühre kolundan Beni Zühre koluna mensup Vehb bin Abdülmenaf'ın kızı Amine'dir. Peygamber Efendimiz onların evliliklerinde dünyaya gelen tek çocukları da değerli arkadaşlar. Baba tarafından dedesi Abdülmuttalip bin Haşim, baba annesi de Fatıma binti Amr'dır. Anne tarafından dedesi ise değerli arkadaşlar Vehb bin Abdülmenaf. Anneannesi de Berra binti Abdülhuzadır. Doğum tarihi 20 Nisan 9 Rebiülevvel 571 veya 17 Haziran 12 Rebiülevvel 569 Pazartesi günü. Aynı zamanda da Fil vakasından 50 ve 55 gün sonra Rebiülevvel ayında Pazartesi günü sabaha doğru dünyaya gelmişti değerli arkadaşlar. Süt annesi de Havazin kabilesinin Sa'd bin Bekir koluna mensup Halime binti Ebu Zuhaybe'dir. Süt babası ise Haris binti Abdülhuzadır. Süt kardeşleri değerli arkadaşlar Abdullah, Ünise ve Şeyman değerli arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat selamlar olsun. Allah Celle Celaluhu makamını, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem makamını, makam Mahmud'a ve vesile makamını yükseltsin. Ve vesselamlarla mürselin, vesselamun aleyhi hulefe-i raşidin değerli arkadaşlar. Ve bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, dün hatırlarsanız değerli arkadaşlar 716'ın hadis-i şerifte kaldık ve bu hadis-i şerifi de Abdullah bin Yezid el-Hattami sahabi radıyallahu anh anlatıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem askeri uğurladığı zaman dininizi, emanetlerinizi ve amellerinizin sonuçlarını Allah'a emanet eder buyururdu. Hadis-i şerif sahih olup Ebu Davud ve diğer raviler tarafından da sahih senetle rivayet edilmiştir değerli arkadaşlar. Bir önceki hadis-i şerifte yolcu uğurladığında, burada da asker yollarında da aynı şekilde dininizi, emanetimizi, öbüründe değerli arkadaşlar emanetini diyordu, kişiye has emanetimizi ve amellerinizin sonuçlarını Allah'a emanet ediyorum buyuruyordu değerli arkadaşlar. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Ebu Davud'da yer almakta. 717'nin o hadis-i şerifi de bölümün 7-6 olan hadis-i şerifi. Enes radıyallahu anhu kâle câe racûlünne illâ nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve kâle ya Resulallah. Hazreti Enes radıyallahu anhu anlatıyor. Bir zat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ya Resulallah, yolculuğa çıkma niyetindeyim. Bana manevi azık ver dedi. Resulullah Allah Celle Celaluhu seni takvayla azıklandırsın buyurdu. Adam artır dedi. Resulullah günahını yargılasın buyurdu. Adam biraz daha dedi. Resul-i Ekrem nerede olursan ol sana hayrı kolaylaştırsın buyurdu. Tirmizi bu hadisi hasen hadistir kaydıyla da rivayet etmiş değerli arkadaşlar. Hadis-i şerifin kaynağı da Tirmizi'de yer almakta. 97. bölümde de değerli arkadaşlar istihare ve istişare hakkındadır. Konuyla ilgili iki ayet-i kerime var burada değerli arkadaşlar. Onları hemen bir geçelim Allah'ın izniyle. قال الله تعالى وشاورهم في الأمر علي عمران سورتي 109 آية كريمة وشاورهم وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم شورى سورتي değerli arkadaşlar 38 numara ayet kelimesinde de ayetu yetene
yeteşevveruna beynehum fihi. Allah-u Teala buyuruyor ki iş hususunda onlarla müşavere et. Ali İmran suresi 159 numaralı ayet-i kerimesi değerli arkadaşlar. Diğer bir ayet-i kerimede de onların işleri aralarında müşavere ile ilidir. Şura suresi 38 numaralı ayet-i kerimede ve emruhum ve emruhum şura beynehum ve emruhum şura beynehum, onların işleri aralarında müşavere iledir. Şura suresi 38 numaralı ayet-i kerimede değerli arkadaşlar. Hadis-i şeriflere gelince de 718 numaralı hadis-i şerifleri ve bölümün 1 numaralı hadis-i şerifi yani Cabir radıyallahu anhu kâle kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Cabir radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün işlerimizde Kur'an'dan bir sureyi öğretir gibi bize istihareyi öğretir ve şöyle buyururdu. Sizden biri bir işe niyetlendiğinde farzın dışında 2 rekat namaz kılsın. Sizden biri bir işe niyetlendiğinde farzın dışında 2 rekat namaz kılsın. Sonra şöyle dua etsin. Allah'ım bildiğinden senden hakkımda hayırlısını dilerim. Kudretinle beni güçlendirmeni niyaz ederim. Senden senin büyük lütfundan istiyorum. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Halbuki benim gücüm yetmez. Sen her şeyi bilirsin. Halbuki ben bilmem. Sen bilinmeyen gerçekleri pek iyi bilensin. Allah'ım şayet senin ilminde şu işi benim dinim, yaşamım ve işimin neticesi veya işimin başı ve sonu hakkında hayırlıysa, hakkında hayırlıysa onu bana takdir buyur. Onu benim için müyesser kıl ve sonra onu hakkında mübarek kıl. Eğer senin ilminde bu iş benim dinim, yaşamım ve işimin neticesi veya işimin başı ve sonu için şer ise onu benden çevir. Beni de ondan çevir. Benim için hayır neredeyse onu bana takdir buyur ve beni ondan razı kıl. Hazreti Cabir der ki istihare eden kişi ihtiyacını dile getirir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari'de yer almaktadır. Arkadaşlar Arapçasına bir bakalım nasıl söyleniyor istihare. Evet, nereden başlıyor? يعلمون الاستخارة الأمور كلها كثيرة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين لغير فردات ثم ليقول لقل اللهم إني أستغفر Allahümme inni estağfiruke, burası okuyacağımız dua değerli arkadaşlar Arapçası. Allahümme inni estağfiruke, Allahümme inni estağfiruke, Allahümme inni estağfiruke, bi ilmike ve estağfiruke, bi kudretike ve es'eluke, minel fadlike azimi fe inneke, ya takdiru vel-akdiru ve-te'lemu ve-la-a'lemu ve-ente alamul guyubi Allahümme in kunte te'lemu enne hazel emara khayrun li fi dinihi ve-ma'ashihi ve-aqibatihi emriyin أو قال عاجل أمري وعاجل فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا
لامرأ شر لي فيه لي في دينه ومعايشي وعاقبتي أمري، أو قال عاجلي أمري وآجلي فاصرفوا عنا واصرفني عنه وقدولي الخير حيث كان، ثم أرضيني به. قال يا سمي الحجات. راويه البخاري. Buraya kadar olan şey kısımda duaydı değerli arkadaşlar. Türkçesini okumuştum. Ve hemen bir sonraki bölümümüze geçiyoruz. 98 numaralı bölümde ise değerli arkadaşlar, bayram namazlarına, hasta ziyaretlerine, hacca, gazaya, cenaze ve benzeri yerlere gitmek, ibadet mahallelerini çoğaltmak, fazla sevap maksadı için bir yoldan gidip diğer bir yoldan dönmenin müstahap olduğu hakkındadır. 719 nolu hadis-i şerifi de bölümün 1 nolu hadis-i şerifi değerli arkadaşlar. En Cabir radıyallahu anhu kâle kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Cabir radıyallahu anhu anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram günü olunca yolu değiştirirdi. Yani bir yoldan gider, bir yoldan da geri dönerdi. Bu hadis-i şerifin kaynağı değerli arkadaşlar Buhari'de yer almakta. 720 olan hadis-i şerifte de ve bölümün 2 olan hadis-i şerifin An İbni Ömer radıyallahu anhüme Ene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İbni Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den çıktıklarında Şecere yolundan çıkar, Muarres yolundan geri dönerdi. Mekke'ye girdiği zamanda Seniye-i Ulya yolundan girer, Seniye-i Sufla yolundan çıkardı. Bu hadis-i şerifin kaynağı değerli arkadaşlar Buhari ve Müslim'de yer almakta. 99 numaralı bölümde ise abdest ve gusül abdesti almak, elbise ve şalvar giymek, abdest, gusül abdesti almak, elbise ve şalvar giymek, mecliste gitmek, mısvak kullanmak, sürme çekmek, tırnakları kesmek, bıyıkları kısaltmak, koltuk altı tıraşı olmak, başı tıraş etmek, namazdan çıkmak, yemek yemek, meşrubat içmek, musaffaha yapmak, Hacer-i Esed'i istilam etmek ve bunlar gibi güzel işlerde sağa öncelik tanımanın müstehap olduğu hakkındadır. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا هُوَ وَاَقْرَاهُ كِتَابِيَ آيَاتِ حَفْ Hakka suresinin 9. ayet-i kerimesiyle arkadaşlar. Ve kâle teâlâ feshâbu meymenâti mâ ashâbu meymenâti ashâbul meşemâti mâ ashâbul meşemâti. Vakıa suresi değerli arkadaşlar 8 ve 9 numaralı ayet-i kerimesi değerli arkadaşlar. Allah-u Teala buyuruyor ki kitabı amel defteri sağ elinden verilmiş olan kişiye gelince der ki alın okuyun kitabımı. Hakka suresi 19. ayet-i kerimesi. Diğer bir ayet-i kerimede de sağcılar var ya, sağcılar nedir bilir misin? Solcular var ya, solcular nedir bilir misin? Vakıa suresi 6 ve 9. ayet-i kerimesi. 721 nolu hadis-i şerifte de bölümün 1 nolu hadis-i şerifi değerli arkadaşlar. Yani Ayşe radıyallahu anhüme kâlet kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşe radıyallahu anhüme validemiz anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün işlerinde abdest almasında, saçını taramasında, ayakkabı giymesinde sağdan başlamaktan
hoşlanırdı. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari ve Müslim'de yer almakta değerli arkadaşlar. 722 nolu hadis-i şerifi de bölümün 2 nolu hadis-i şerifi değerli arkadaşlar. وَعَنْهُ قَالَتْ كَانَتْ يَدُوا رَسُولَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَمْ Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın validemiz anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini abdest ve yemeği sol yemeği için sol elini de sağ elini abdest ve yemeği için yani sağ elini kullanıyordu değerli arkadaşlar. Sağ elini abdest ve yemeği için sol elini ise değerli arkadaşlar sol elini de helada sol elini de heladan temizlenmek ve hoş olmayan işleri için kullanırdı. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Ebu Davud'da yer almakta değerli arkadaşlar. 723 nolu hadis-i şerifte de bölümün 3 nolu hadis-i şerifi. Ve an Ummu Atiyete radıyallahu anhuma anha ene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kana Ummu Atiye radıyallahu anhuma anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kelimesi Zeynep radıyallahu anhu yıkanma hususunda kendilerine sağdan ve abdest azalarından başlayınız buyururdu. Bu hadis-i şerifin kaynağı da değerli arkadaşlar Buhari ve Müslim'de yer almakta. Yıkanması hususunda da değerli arkadaşlar sağdan başlıyor. Yani her şey çok pardon değerli arkadaşlar. Sağdan ve abdest azalarından başlayınız buyurur değerli arkadaşlar. Sünnet-i Seniyye. 724 onu hadis-i şerifte de bölümün 4 onu hadis-i şerifi yani Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki biriniz ayakkabı giydiğinde sağdan başlasın. Çıkaracağı zaman da soldan başlasın. Sağ ayak giyilen iki ayağın ilk, sol ayakta çıkarılan iki ayağın sonuncusu olsun. Bu hadis-i şerifin kaynağı da değerli arkadaşlar, Buhari ve Müslim'de yer almakta. Ayakkabı giydiğinizde de değerli arkadaşlar, sağdan başlasın diyor. Çıkaracağı zaman da soldan başlasın. Sağ ayak giyilen iki ayağın ilki, yani iki ayağımızın birincisi sağ olacak. Sol ayakta çıkarılan iki ayağın sonuncusu olsun diyor değerli arkadaşlar. Hadisen Rafiz de gene Buhari ve Müslim'de yer almakta. 725 nolu hadis-i şerifi de bölümün 5 nolu hadis-i şerifi. An Hafsata radiyallahu anhu anha ana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hafsa radiyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini yemesi içmesi ve elbiseleri için sol elini de başka şeyler için kullanırdı. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Ebu Davud'da yer almakta değerli arkadaşlar. 726 nolu hadis-i şerifte de bölümün 2 nolu hadis-i şerifi de Ebu Hureyre radıyallahu anhu ve ene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki giyindiğiniz ve abdest aldığınız vakit sağ uzuvlarınızla başlayın. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Ebu Davud ve Tirmizi'de yer almakta. 727 nolu hadis-i şerifte de bölümün 7 nolu hadis-i şerifi. En Enes radıyallahu anhu ene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor değerli arkadaşlar bu hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac esnasında Mina'ya varınca hemen Cemretül Akabe'ye gelip onu taşladı. Sonra Mina'daki çadırına geldi ve bir deve kurban etti. Sonra berbere başının ön ve sağına sonra solunu göstererek al buyurdu. Daha sonra saçlarını halka dağıtmaya başladı. Bu hadis-i şerifin kaynağı da değerli arkadaşlar Buhari ve Müslim'de geçmekte. Diğer bir rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Akabe taşlamasını
eda edip kurbanını kesince akabe taşlamasını eda edip kurbanını kesince tıraş oldu. Evvela sağ tarafını berbere uzattı. Berber sağ tarafını tıraş etti. Ardından Ensar'dan Ebu Talha radıyallahu anh'ı çağırıp saçlarını ona verdi. Sonra saçının sol tarafını berbere uzattı ve tıraş et buyurdu. Berber saçını sol tarafını da tıraş ettikten sonra onları da Ebu Talha'ya verdi. Ve bunları halk arasında taksim et buyurdu şeklinde de gelmiştir değerli arkadaşlar. Evet, bir sonraki yatsıya geçiyoruz. Son 10 dakikamız değerli arkadaşlar. Yemeğin adabına geldik değerli arkadaşlar. Su içmeden önce değerli arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve suyu iki adımız içmek sünnet değerli arkadaşlar. Evet, ikinci yudum da değerli arkadaşlar sünnettir. Yani tek bir dikişte de suyu içmiyoruz. O yanlış. Çünkü iki yudumda içmek sünnet değerli arkadaşlar. Ve elhamdülillah diyoruz değerli arkadaşlar. Üç defa. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Çok hayırlı. Bir de eğer unutursak değerli arkadaşlar ne gördük burada? Onu hemen hatırlayalım. Eğer su içtiniz, yemek yediniz ve herhangi bir şey yediniz ama unuttunuz. Ne diyorduk değerli arkadaşlar? Bismillahirrahmanirrahim. Evveli vel ahri. Evvelinde de ve sonunda da bismillah diyoruz değerli arkadaşlar. Böylelikle şeytan yediği yemeği kusuyor değerli arkadaşlar. Ama biz bu şekilde bismillahirrahmanirrahim yani Allah'ın adıyla başlamadığımız vakit şeytan da bizimle yemek yiyor değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet değerli arkadaşlar, bu ana kadar 100 bölüm bitirdik. Ve yemeğin adabı bahsine geçtik. Yani 100. bölüm bizi takip eden arkadaşlarımız için bölüm ve sayfa da söylüyoruz değerli arkadaşlar genelde de. Yemeğin başında besmele çekmek ve sonunda Allah'a hamd etmek hakkındadır. Evet değerli arkadaşlar, tam da konumuzun üzerine geldi. 728 numaralı hadis-i şerifte de bölümün 1 numaralı hadis-i şerifi an Umran bin Ebi Selman radıyallahu anhüme kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin Ebi Seleme radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben yemeğin evvelinde besmele çek, sağ elinle ye ve önünden ye buyurdu. Buyurdular. Yemeğin evvelinde besmele çek, sağ elinle ve önünden ye buyurdular. Bu hadis-i şerifin kaynağı da değerli arkadaşlar Buhari ve Müslim'de yer almakta. 729 onlu hadis-i şerifte de bölümün 2 onlu hadis-i şerifi yani Ayşe radıyallahu anhu ve kâlet kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki biriniz yemek yediği zaman ya da yemek istediği zaman Allah-u Teala'nın adını zikretsin. Şayet yemeğin evvelinde Allah-u Teala'nın adını zikretmeyi unutursa hatırladığı an evvelinde de sonunda da Allah'ın adıyla desin. Bu hadis-i şerifin kaynağı değerli arkadaşlar Ebu Davud'da geçmekte. Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmişler değerli arkadaşlar bu hadis-i şerifi de. Tirmizi hadisin sonunda da Hasan sahihtir kaydını getirmiştir. Feyakulu bismillahil evveli vel ahiri. Bismillahi ve evveli vel ahiri. Evet değerli arkadaşlar, deminki okuduğumuz şey de yani konuştuğumuz şey de hadis-i şerif değerli arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Burası da onun teyidi. 730 numaralı hadis-i şerifte de bölümün 3 numaralı hadis-i şerifi. En Cabir radıyallahu anhu ve kâle semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekulu
730 numaralı şerifte de bölüme düşmüş numaralı şerifi Hazreti Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kişiyi evine getirdiği ve yemek yediği vakit Allah Celle Celaluhu zikretmişse şeytan arkadaşlarına sizin için burada gecelemek ve akşam yemeği yoktur. Şayet Allah'ı anmadan eve girmişse şeytan gecelerek yere ulaştınız der. Eğer yerken de Allah'ı anmamışsa geceleyecek yere ve akşam yemeğine ulaştınız der. Buyururken işittim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişi evine girdiği ve yemek yediği vakit Allah Celle Celaluhu zikretmişse şeytan arkadaşlarına sizin için burada gecelemek ve akşam yemeği yoktur der. Şayet Allah'ı anmadan eve girmişse şeytan geceleyecek yere ulaştınız der. Eğer yerken de Allah'ı anmamışsa geceleyecek yere ve akşam yemeğine ulaştınız der. Buyururken işittim diyor değerli arkadaşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifin kaynağı da değerli arkadaşlar Müslim'de yer almaktan. Hazreti Cabir Peygamber Efendimiz'den işitti diyor değerli arkadaşlar. Hadis-i şerifi. 731 numaralı şerifte de bölümün 4 numaralı şerifi. En Huzeyfe radıyallahu anhüma kâle kümne izâ hadarna ma'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Huzeyfe radıyallahu anhüma anlatıyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yemekte hazır olduğumuz zaman Resulullah başlayıp elini yemeğe götürünceye kadar biz ellerimizi yemeğe götürmezdik. Bir keresinde Resulullah'la birlikte bir yemekte bulunuyorduk. O arada bir cariye kovalanıyormuşçasına gelerek elini yemeğe götürmek için atıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derhal elini tuttu. Sonra bir bedevi de kovalıyormuşçasına geldi. Resulullah da onun elini de tuttu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz şeytan yemek üzerinde Allah'ın ismi zikredilmeyerek onun kendisine helal olmasını ister. Şeytan sayesinde yemeğin kendisine helal olmasını sağlamak için önce şu cariyeyle geldi. Fakat ben elini tuttum. Tutarak buna mani oldum. Bunun üzerine sayesinde yemeğin kendisine helal olmasını sağlamak için bir bedeviyle birlikte geldi. Onun da elini tuttum. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bu ikisinin eliyle birlikte elimin içindedir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın adını zikredip yedi. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Müslim'de yer almakta değerli arkadaşlar. Demek ki biz bir şeye uzanmadan önce eğer ki besmele çekmesek Allah'ın adını anmasak demek ki şeytan da bizimle birlikte onu alıyormuş değerli arkadaşlar. Ve içeri girmeden önce de eğer Bismillah dersek veya Allah'ın adıyla dersek şeytan bizimle birlikte evin içine gelmiyor değerli arkadaşlar ve bizimle birlikte uyumuyor. Yatacak bir yeri yok. Eğer ki biz de dersek ki yemek yediğimizde Bismillah dersek, Allah'ın adını zikredersek onun yiyeceği, şeytan yiyeceği yemek de olmak. Dolayısıyla da Allah'ın adı anıldığında eve girdiğimiz zaman bunu söylersek yatacak yeri olmaz. Yemek yediğimizde besmele çekersek yiyecek yemeği de olmaz değerli arkadaşlar. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uyarıları bulunuyor ve hepsini de dikkate almamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Vesselamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. La ilahe illallah vahdehu la şerike le. Lehu'l mulku ve'l hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Vesselamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.